Efendim varis ilaçlarına bakacağız fakat öncelikle bu resimde dikkatinizi çekmek istediğim iki önemli nokta var. Biliyorsunuz variste bir kapakçıkta yetmezlik var. Reflü kaçak. Geriye doğru kan gidiyor. Orada birikiyor ve damar genişliyor. Fakat bu bölgede hücre düzeyinde damarlarda bir sürü değişiklikler oluyor. O yüzden işin temelinde bu yatıyor. Sonuçta bu artan basınç görülenen kan kapiler sistemden, kılcal damar sisteminden dokuya bir sıvı kaçışına neden oluyor. Ve bu da ileride ödeme ardından da ciltte önemli değişikliklere sebep oluyor. Biz de buna kronik venöz yetmezlik adını veriyoruz. Efendim dört tane ilacımız var topu topu. Bakın Daflon, doksiyum, Venotrex ve Venoroto. Sadece doksiyum sentetik. Geri kalan üçü ya yarı sentetik ya da tamamıyla bitkisel. Bunlara ventilatonik yani toplar damar güçlendirici ilaçlar adı veriliyor. Hemen hemen hepsi birbirine benzer. Çok küçük bir takım farklar var. Bakın Daflon Sonuçta bitkilerde bulunan flavonoidler denen büyük bir grubun içerisindeki bazı maddeleri içeriyor. Bu maddeler bitkilerde yararlı, antioksidan, antikanserojen, iltihap karşıtı ama yeteri kadar emilmiyor. Onun için ne yapmışlar? Mikronize saflaştırılmış flavonoid %90'ı diosmin, %10'u hesperidin. Bakın flavonoidler içerisinde kuarsetin var. hesperidinle de de görüyorsunuz. Genellikle varis, kronik venöz yetmezlik ve aynı zamanda hemoroid de kullanılıyor. Ve Fransa'da köken almış bir ilaç. Dünyada en çok satan ilaçlardan bir tanesi. Amerika'da onaylanmamış sadece Diazmoplex adı altında bir bitkisel tableti var. Dolaşımı düzenliyor. Varis hastalarında ödemi hafifçe azaltıyor. Lazer, radyo frekans yapıştırıcı tedavisi sonrasında ağrıda azalma var. 2 ay kadar rahat kullanılabilir. Uzun süre kullanımında bir zarar yok. Mide rahatsızlığı yapılabilir. Yani bütün ilaçlarda mide etkileniyor. Doksim, kalsiyum dobasilat tek sentetik ilaç grubumuz. Bu da İsviçre'den köken almış ve biraz evvel bahsettiğim o kılcal damarlardaki bu ağların içerisinde özellikle Damar duvarında döşeyen tek katlı yaz hücreler var. Bunlar endotel. Bu endotelin arasında bir takım boşluklar var. Bunlar normalde küçük boşluklar ama variste bunlar genişliyor ve buradan basınç artışıyla beraber kılcal damardan gene dokuya bir kaçış meydana geliyor. İşte kalsiyumda vosilat doksiyumda bunu bir parça azaltıyor. Bunun yanında da ek olarak lokosit savaşçı hücrelerin geçişini de azaltıyor ve sonuçta iltihabi reaksiyonu da azalıyor. Dolayısıyla biraz farklardan bir tanesi bu diyebiliriz. Ama flavonoidler genelde onlar da iltihabi reaksiyonu azaltıyorlar. Dediğim gibi aralarında çok küçük farklar var. Venotrex o da bir flavonoid. O da bitkisel hem de at kestanesinden retard olanı var uzun etkili ve at kestanesi biliyorsunuz geçmişten bu yana varis için kullanılmış özellikle lokal olarak. Bu da antioksidan, antiagregan, pıtlaşma hücrelerini önlüyor. Endotel hücre hasarını da önlüyor. Bir de veneroton var. Bunlar birbirine benzer. Yarı sentetik bir madde bu. Bu da Japon Sapora ağacından elde edilmiş bir bitkisel madde. O da antioksidan. O da genel kapiller kaçışı ve iltihabi reaksiyonu azaltıyor. Dediğim gibi dördü birbirine benziyor. Sadece doksiyum yarı sentetik değil tamamıyla sentetik. Onun için ileride kötü durumlarla karşılaşmamak için varisi ve enerji yetmezliği erken ve iyi bir tanıyla uygun tedavi etmek gerekiyor efendim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.